türü var ya, tabii ki de köpek de var. Demin geldi birazcık kokladı beni. Kolay gelsin. Abi bunlar ne ya, kocaman. 100.000 lira. Şu tane alsan araba olur bunlardan. Geldiğim köy son köy değil mi? Bizim köy. Taşıma buraya nasıl geldi? Ben seviyorum böyle yolları. Herkese selamlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye Seyahatim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Motosikletimle Türkiye'nin 81 ilini gezmek için Eylül ayında 6 aylık bir yolculuğa çıktım ve şu an Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeyim. Normalde videolarda haykırışlarımı duyabiliyorsunuz fakat teknik bir aksaklık nedeniyle bu bölümde birazcık daha farklı geziyor olacağız. Bir önceki bölümde gece vakti Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine varabilmiştim. Bu sabah biraz zor kalkmış olsam da Sivas'a gitmek üzere hazırlanmaya başladım. Yolculuğumun başında sizlere kullandığım ekipmanlarla ilgili gerçek yorumlarımı paylaşacağımı söylemiştim hatırlarsanız. Yola başladığımdan beri küçük büyük aksaklıklarını fark ettiğim yan çantalarla ilgili dün gece ve bu sabah çok büyük sıkıntı yaşadım. Kilit sisteminin düzgün çalışmamasından dolayı iki tırnağım da kırıldı. Sabah hazırlanırken bu meseleyi anlatıyor ve oldukça veryansın ediyorum. Normal zamanda daha detaylı bahsederim nasıl sorunların olduğundan. Neyse şimdilik geçelim ve hadi gelin artık yola başlayalım. Navigasyondan Sarıkaya ilçesinin en eski termal hamamını işaretliyor ve konakladığım otelden ayrılıyorum. Tabii önce her zamanki olmazsa olmazım kısa bir kaybolma macerası yaşıyorum ve sonra bir şekilde yolumu bulup devam ediyorum. Gidiyor olduğumuz antik Sarıkaya Roma Hamamı'nın mitolojik sayılabilecek bir hikayesi var. Size onu da anlatayım. Romalılar döneminde M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülen ve 2010 yılında turizme kazandırılan, bunun sonucu olarak da 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan bu hamamın halk arasındaki hikayesi şöyle. Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanıyor. Kral kızını birçok hekime götürüyor, tedavisi için her şey yapılıyor lakin bir çare bulunamıyor. Gün geçtikçe kızın hastalığı artıyor, bir noktadan sonra artık yürüyemez hale geliyor. Kızın hastalığı bugün romatizm olarak bildiğimiz hastalıkmış aslında. O tarihlerde herhangi bir yerleşkesi olmayan Sarıkaya bölgesi bataklık bir yermiş. Sadece sıcak su çıkan küçük bir gölet oluşmuş. Ne hikmetse, kral kızının son günlerini buradaki balçıkla oynasın, yürüyemeyen kız buralarda gezsin diye bu bölgeye gönderiyor. Kızcağız buraya geliyor, sıcak suyu görüyor, içine giriyor, zaman geçiriyor ve zamanla kendine iyi geldiğini fark ediyor. Dizleri iyileşmeye, koşup yürümeye başlıyor. Bunun üzerine Roma kralı bu termal suyun olduğu yere bir havuz yaptırıyor ve zamanla etrafında bir şehir oluşuyor. Bu antik hamamın hikayesi böyle geçiyor. Artık doğruluğuna inanmak bizim hayal gücümüze kalmış tabi. Hamamın etrafında dolanıp giriş kısmını bulduktan sonra biraz hüsrana uğruyorum aslında. Sarıkaya'nın en başlı turizm noktası olan bu yer şu an kapalı ve bakımsız bir halde gibi geldi bana. Suyu yosunlaşmış, kapısı ziyarete kapalıydı. Etraftaki esnaflardan bir arkadaş açtırabileceğini söyledi fakat zaten görebileceğimiz yerleri dışarıdan da görebiliyormuşuz. Gerek görmedim, biraz bakınım. Milattan önceki zamanlarda nasıl olduğunu düşündüm. Gülümsedim ve tekrar yola devam ettim. Sarıkaya'dan Sivas'a doğru sürerken yine ana yoldan kaçmaya çalışıyorum. İşaretlediğim yol navigasyon tarafından otomatik değiştiriliyor. Google Maps bunu bana çok yapıyor bu sıralar. Benimse tercihim ara yollar ve yine sonsuz bozkırlar tabi. Bir türlü istediğim yolu haritada işaretleyemeyince görebildiğim en ince görünen köy yolu olabileceğini düşündüğüm yola doğru sürmeye başlıyorum. İlla ki bir yerden bağlanır diyorum ana yola. Bağlanmazsa da bozkırların yoluna değil de içine dalarız artık, ne yapalım. Haritaları es geçerek bir yola giriyor ve ilerliyorum. Bir köyden geçerken en sevdiğim şey, yol kenarındaki insanlara el salladığımda onların da bana el sallayarak selamıma karşılık vermesi. Bu köydekiler beni sevinçten dört keşe ediyor, baksana. Az ileride köy bitiyor. Toprak ve taşlı bir yola giriyorum, bayağı ilerliyorum.
Navigasyon beni istediğim yola getirmedi. Ana yola doğru yönlendirip durdu hep. Ben de kızdım. Böyle bir ara yoldan bir yere saptım. Sonra yol bitti. Ama ben devam ettim. Etrafta kimse, itkiler yok. Çok iyi. İnşallah bu yolun sonu da bir yere bağlanır diye umuyorum. Burada bir tane arkadaş var. Demin şurada duruyordu. Geldi, baktı. Ben muhtemelen... Aha geliyor. Motor çalışıyor olsaydı bana doğru koşar mıydı? Kangal. Abi Sivas'ta, Sivas'a gidiyoruz. Sivas kangalları var burada. Aha geliyor. Kardeş senlik bir durum yok. Senlik bir durum yok. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Eyvallah. Sevdirir mi la kendini? Canım. Abi. Demin sürü var ya, tabii ki de köpek de var. Demin geldi birazcık kokladı beni. İnekler de şaşkın. İki poz alıp gideceğim vallahi. Kolay gelsin. Abi bunlar ne ya, kocaman. Ne güzel otlatıyorsun ya. Helal olsun. Beş tane. 100.000 lira. Ha. 3 tane alsan araba olur bunlardan. Bir tane araba yok. He. 200.000 lira araba bulamazsın. Büyüklüklerine baksana. Metreden hemen oradan gösteririm. Doğan kent Sivas diye. Anladım, tamam. Aşağı bizim köy. Geldiğim köy son köy değil mi? Ha bizim köy. Aşağı. Ha oradansınız. Aşağı. Çok tatlı bir köydü. Aşağı iniyorsun. Aşağı belediyelik köyde yol var ya. Oradan gitti ya. Sağa dön 200 metrelerde direkten yine sağ. 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 Doğan kente varım. Sivas yoluna. Oradan da direkt Sivas'a gidelim. Direkt de gidelim. Buradan dağdan taştan Sivas'a gidelim. Sen nerelisin ya? Ben İstanbulluyum. Allah Allah. Neresi? Eyüp tarafı. Tek başıma buraya nasıl geldin? Ben seviyorum böyle yolları. Ya seviyorum. Hani sıkıntı değil sürmekler. Ana yola bağlanıyorsa... Bayağı bağlanmıyor. Ha, bağlanmıyor. Çıkaramazsın yani, çıkaramazsın. Anladım. Tamam, o zaman döneyim ben geri. Ya sen 4 kilometre şuradan aşağıya. Ondan sonra hep asfalt zaten. Tamam. Ondan sonra zaten Doğankent'e varınca D100 karayoluna düşüyor. Oraya direkt ana yola. Ağrı'ya kadar gidelim. Anladım. Ağrı'ya, evet. Tamam. Tamam. Yani, çok teşekkür olarak. Ederim. Görüşürüz. Tamamdır. Yani, gelme bu yana kurtlar. Tamam, kolay gelsin. İyi günler. Allah'a emanet. Kurtlar yermiş beni. Buradan yol yokmuş dolayısıyla geldiğim yeri geri döneceğim o zaman. Küçük böyle bir macera yaşayıp geri dönüyorum. Bir döneyim, ne yapayım? Tatlı bir muhabbet sonrasında beni kurtlar yemesin diye tekrar aynı yolu geri dönüyor ve başka bir toprak yola giriyorum. O asfalta çıkılmayacak. İnatçıyım. Yol kenarında inek sürüsüne karışmış bir kaz sürüsü görüyorum. Yozgat'ın kazı mı meşhur acaba? Kazlar Kars'tan gelmiyor muydu? Ya içimden geçen tek şey böyle içlerine dolu böyle bu ne kalabalık, bu ne kalabalık demek. O yoldan ilerleyip köyden uzaklaştıkça tekrardan hiçliğin ortasına düşüyorum. Girdiğim yol, tam olarak istediğim yollar. Keyiflendikçe keyifleniyorum. Birazcık geri geldim. Farklı bir yol yine gösteriyordu fakat gösterdiği yol bu. Şu tarlaların falan ortasından geçiyorum şurada böyle. Güzel, güzel, güzel. Tam istediğim vibe bu yani.
Gençliğin ortasında sürmeye devam ederken ineklerini otlatan bir amcaya denk geliyor ve selam vermek için duruyorum. Amcam benim. Selamımı alır almaz gel diyor sana bir yemek yedirelim. Amca diyorum yolum var daha çok teşekkür ediyorum. Amcam Anadolu'nun samimiyet dolu kalbine sahip. Çok ısrar ediyor. Çok istiyorum aslında ama rahatsızlık vermek de istemiyorum bir yandan. Hadi hadi gel diyor en azından bir kahvemizi iç. Bu samimiyet dolu muhabbeti kaçırmaya gönlüm razı gelmiyor ve tamam diyorum bir kahve içelim o zaman. Sen git diyor ileride bekle. Devam ediyorum evlerinin önüne doğru. Evet ne diyordum? Şurada geride inekleri otlatan bir tane amca vardı. Geçerken selam verdim. Gel dedi hemen bir yemeğimizi falan dedim. Amca sağ ol yetişmem lazım falan. Bırakmadı. Sonra dedi bari bir kahve iç. O zaman geliyordum ya. Amcamın evine doğru geçiyor, ailesiyle selamlaşıyor ve evlerine misafir oluyorum. Çok güzel bir ailesi var. Kocaman bir evde oğullar, gelinler, torunları ile birlikte yaşıyorlar. Bu ortama dahil olup çok güzel bir sohbet eşliğinde kahve ve ev baklavası ikram ediyorlar. Çok uzun zamandır ev baklavası yememiştim. O kadar lezzetliydi ki. Nasibime şükrederek ve bu güzel kalpli insanlara teşekkür ederek keyifle yola devam ediyorum. Bu küçük köyden ayrılırken mutluluğumu tarif edebilecek kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama GoPro'nun ses kaydı almadığını bilmiyorum tabii o sırada. Çok güzel, çok içten şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Ama o anlar sadece bende saklı kalmış oluyor. Neyse sıkıntı değil. Asıl olan o anları yaşayabilmek ve hissedebilmekti. Sivas etrafında dolaştıkça meşhur kangalları daha fazla görmeye başladım artık. Her köyde en az birkaç köpek görüp o tedirginliği yaşıyorum. Motorun üstündeyken köpek görünce ya durup ters köşe yapmak ya da gaza asılabildiğince asılıp topuklamak lazım. Durup bakıyorum ben de. Bakayım sorun yok. Yola devam ediyor ve bir zaman sonra Sivas'a yakın bir yere varıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ve çokça da selam ediyorum.